Özel haber. Hindistan bankaları diyor, dijital para işlemlerini artırmak için harekete geçti adı altındaki bu haberi inceleyeceğiz. Zira önemli. Şu anda Hindistan bankaları ülke içinde ödeme şekli olarak dijital paraları kullanan kullanıcılara çeşitli teşvikler sunmayı planlıyor diyor. Evet. Deutsche Bank bu konuyla alakalı en son önemli çalışmalar yaptı. Kripto paralar, daha doğrusu daha özel bahsedersek, stable coinler ile CBDC'ler arasında bir köprüleme sistemi, bir geçiş sistemi teknolojisi kurduklarını açıkladılar. Ve bu gerçekten oldukça güzel bir haberdi diyebilirim. Tabii bu gibi çalışmalar devam ediyor. Bakınız, Hindistan tarafında da mevcut. Hindistan özellikle Shiba'nın inanılmaz derecede, korkunç derecede popüler olduğu bir ülkedir. Tabii hem nüfusun çok yoğun olması, aynı zamanda genel hatlarıyla kurumsal ilginin hiç fena olmaması gibi sebeplerden dolayı da kripto piyasası için önemli bir ülkedir. Yakın zaman içinde G20'ye başkanlık yaparken dünyanın neresinden olursa olsun G20 ülkesi, G20'ye üye ülkeler olmasa bile ülkelerin tamamının bu noktada birleşip hep birlikte bir toplu regülasyona gidilmesi konusunda Hindistan bir çağrı yapmıştı, bir çağrı gerçekleştirmişti. Bu da önemli bir konudur. Hindistan tarafında bütün bunlar bundan yaklaşık 2-2,5 ay önce olması lazım. Mahkeme bir açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada bize davalar geliyor. Fakat gelen davaları çözemiyoruz. Çünkü hukuksal bir dayanak yok. Noktasında bir açıklama geldi ve hükümeti acilen kripto paralar üzerine bir regülasyon gerçekleştirmeye bu şekilde teşvik etmiş oldu. Aslında yapılan da tam olarak bu. Bankalara gelince, bankalar şu anda diyor ki dijital para ödemeleri noktasında teşvikler gerçekleştiriyor. Peki bu neden yapılıyor? Şimdi bundan aylar önce söylediğim şeyi iyi hatırlayın. Dedim ki mesela Kanada biliyorsunuz henüz şey vardı, yani Kanada hükümeti bir ambargo uyguluyordu kripto piyasasını ve bu ambargo Bitcoin'de, Litecoin'de, Ether'de, mesela şu anda Cash'te, yani bu dördünde kalktı. Ambargo 30 bin doların üzerinde yıllık herhangi bir şekilde daha fazla yatırım yapılamaması anlamına geliyordu ve bunlar kalktı. Bunun kalkacağıyla alakalı konuştuk. Çünkü CBDC'ler her zaman iyidir diyorum ya. CBDC'ler iyidir çünkü ülkeler bunları teşvik noktasında önce kripto paralardan geçiriyorlar. Çünkü işin özü burası. Dolayısıyla yatırımcıların CBDC'lere kolay geçiş yapabilmesi için aslında kripto paraları anlaması, daha da önemlisi kullanması gerektiğini açıkça biliyorlar. Bu yüzden şu an ülkelerde ve bankalarda vesaire konuyla alakalı çalışmalar ve teşvik programları var. Çünkü CBDC'ler çıktıktan sonra mesela biz de konuştuk, Merkez Bankamız da biliyorsunuz açıklama yapmıştı. CBDC'ler ilerleyen yıllar itibariyle kağıt ve demir paralar kalkacak olup tamamen dijital lira üzerinden işlem gerçekleştirilecektir. O yüzden bu geçiş sürecini iyi ayarlamaya çalışıyorlar. Hindistan Merkez Bankası geçen yıl CBDC olan e-Rupee için bir pilot program hazırlamış ve günlük dijital para işlemlerinin sayısını artırmaya başlamıştı. Paragraph'a göre böyle teklifler sunma planları bu tür işlemlerin ölçeğini genişletme hedefiyle uyumlu bir şekilde yapılmıştır. Hindistan bankaları, Hindistan Merkez Bankası'nın dijital para işlemlerini artırma çabalarının ardından dijital para birimi işlemlerini teşvik etmeye başladı. Evet, buradaki dediğim gibi teşvik nasıl olabilir? Mesela işte Deutsche Bank'ın son yaptığı bu konudaki en önemlisiydi. Kanada burada ilk etapta bunu kaldırarak başladı. Yani ambargo kaldırarak başladı. Fakat zaten Hindistan'da böyle bir durum yok. Mesela Deutsche Bank'ın yaptığı çok güzel Almanya tarafında.
Adam diyor ki, adamlar daha doğrusu stable coin'lerle CBDC'ler arasında bir geçiş. Yani sen stable coin'ini ülkenin para birimine çevirebilirsin. Ya da başkasına gönderiyorsun, stable coin gönderiyorsun. Ülkenin para birimi olarak elinde var oluyor. Değil mi? Ya da tam tersi. O yüzden stable coin kullanımının CBDC'lere biraz daha geçişi çalabilmesi için bunu yapıyorlar. Bu gibi uygulamalar pozitif olacaktır. Hindistan bankaları, Hindistan Merkez Bankası'nın dijital para işlem hacmini artırma çabalarını diyor, yönelik çalışmalara başladı. Şu anda Hindistan bankaları ülke içinde ödeme şekli olarak dijital paraları kullanan kullanıcılara çeşitli teşvikler sunmayı planlıyor. Bu teşvikler bankaların sunduğu kredi veya banka kartlarıyla neredeyse aynı olan nakit iadeleri ve ödül puanlarını içerir. Yani dijital parası olandan kastı ne? Kripto parası tabii ki. Hindistan Merkez Bankası geçen yıl CBDC olan e-Rupee için bir pilot program hazırlamış ve günlük dijital para işlemlerinin sayısını artırmaya başlamıştı. Ancak RBI'nin büyük çabalarına rağmen perakende işlemler isteyen hedefin altında seyrediyor ve günlük yaklaşık 25 bin işlemi geçmiyor. Bu sorunlar nihayetinde Merkez Bankası'nı böyle teşvikler sunmaya yönlendirdi. Ya geçmez. Çünkü şöyle bir, bilmeyen çok ciddi bir kesim var. İki, bilen kesim de yani belki %10'luk, %5'lik, %10'luk kesimde ki tabii bu da başlangıç için hiç az değil ama yani burada 100 binde biri falan ya da 500 binde biri falan olduğu için çok çok daha düşük. Ne yapacaksın? Dediği gibi kriptolar üzerinden teşvik edeceksin. Yoksa adam tutup da onu kolay kolay durduğu yerden denemeye kalkmaz. Bir, dediği gibi ödül koymak gerekiyor. Ekstra bir şey koymak gerekiyor ki yatırımcı bir anda uyansın ve duruma yönelik hareket etmek için yola koyulsun. Diğer Hint bankaları Hindistan dijital para girişimini artırmaya başlıyor. Evet, yani CBDC'ler piyasa için iyidir dememdeki aslında daha kısa orta vadedeki söylem buydu ve burada da bunu özetlemiş ve görmüş olduk. Bu da çok güzel bir durum. Sürekli olarak CBDC'lere yapılacak olan geçişlerde tabii ki her zaman kripto paraları kullanmak gerekiyor ve merkez bankaları aynı şekilde bankalar bunu yapmaktan geri kalmıyor. Bu da tabii ki piyasanın ilerleyişi için çok önemli. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.